Değerli arkadaşlar merhaba hepinize. Bugün sizlerle 6. sınıf düzeyinde 1. dönem 1. yazılı örneğini beraberce çözeceğiz. Umarım sınavlarınızda size yardımcı olur. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Peki 1. bölümümüzle başlayalım. Evet 1. bölümde aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamlarını yazınız diyor. Evet, şimdi kelimelerimize tek tek bakalım. Evet, breakfast, breakfast eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Evet kahvaltı demek. Hemen yazalım. Evet breakfast kahvaltı. Healthy healthy sağlıklı. Evet sağlıklı yiyeceklerden bahsedeceğiz. Evet nutritious. Evet nutritious da besleyici demek. Evet besleyici. Evet cheap cheap ucuz. Study, study ders çalışmak. Bunu da eminim biliyorsunuzdur. Evet, sell, satmak. Evet, crowded, kalabalık. Evet, crowded, kalabalık. Evet, wait, beklemek. Evet, şimdi gelelim ikinci bölümümüze. Peki ikinci bölümde de e, bakalım kaç tane resmimiz varmış? 10 tane resmimiz var. Evet bu resimlerin altına uygun gelen kelimeleri yerleştireceğiz. Şimdi kelimelerimize öncelikle bir bakalım. Evet sausages, e, sosis. Evet bread e, ekmek. Milk süt. Evet junk food, e, abur cubur anlamına geliyor. E, fruit meyve, e, cheese peynir, evet. pancake Türkçeye de girdi aslında. Pancake anlamına geliyor. Evet muffin, evet muffin muffin de aslında Türkçeye girdi. Kek de diyebiliriz, muffin de diyebiliriz. Evet toast yine aynı şekilde bizim kendi dilimizde de kullandığımız toast. Evet, apple juice elma suyu anlamına geliyor. Evet, şimdi birinci resmimize bakalım. Elmalar var bir de evet, şişede görünüyor bir elma suyumuz var. Apple evet, juice diyoruz buraya. Evet, güzel. Evet, apple juice gitti. Evet, ikinci olarak baktığımız zaman ikinci resimde işte patates kızartması var, hamburger var, işte pizza var galiba. Evet, bu da yukarıdaki kelimelerden hangisine uyuyor? Evet abur cubur dediğimiz evet, junk food. Evet junk food bu da gitti. Evet üçüncü resme baktığımız zaman. Evet üçüncü testi tost olduğu zaten belli oluyor hemen. Evet tost dedik. Tost kelimesi de gitti. Evet dördüncü resmimizde tabakların içinde gördüğümüz gibi işte meyveler var, muz var, işte üzüm var, çilek var. Evet bu da zaten baris, fruit diyoruz, el e meyveler. Evet diğer resmimizde <laughs> evet pancake gördüğümüz gibi pancakes. Evet onu da yazalım hemen. Evet pancakes. Bu da tamam. Evet, hemen alt tarafa geçtik. Evet, alt taraftaki ilk, ilk resmimiz gördüğümüz gibi muffin veya kek de diyebiliriz. Ee, hemen yanında sausages, yani sosislerimiz var. Onu da yazalım. Evet, sausages. Bu da tamam. Evet, diğer resim e, neymiş bakalım? Cheese, peynir. Onu da yazdık hemen. Evet, cheese de gitti. Evet, bread ekmeğimizi de buraya yazdık ve son olarak zaten ne kaldı? Milk, evet bu da evet, sütümüzü de yazmış olduk. Evet, böylelikle ikinci bölümümüzü de bu şekilde e, tamamladık. Peki şimdi üçüncü bölüme geçtiğimiz zaman, e, üçüncü bölümde saatlerden bahsediyoruz. Evet aşağıdaki yazılı saatlerin yanına resimlerin altındaki harfleri uygun olacak şekilde yazınız diyor. Evet, şimdi birinci saatimize baktığımız zaman A'ya baktığımız zaman saat şu an A'dan hangi saati gösteriyor? 4'e 10 var. B'ye baktığımızda yani ikinci saatimize baktığımızda 8'i 25 dakika geçiyor. Üçüncü resmimize baktığımızda saat tam 5. Evet dördüncü resmimize baktığımızda saat altı buçuk tam altı buçuk. Evet beşinci resmimize baktığımızda da saat dokuzu çeyrek geçiyor. Ee, evet geçeleri belirtirken e, past kelimesini kullanıyoruz. Evet kalayı belirtirken de to kelimesini kullanıyoruz. Ee, tam saatlerde o'clock kelimesini mutlaka ekliyoruz. Evet buçuk buçuk saatleri belirtmek için de evet half past half past ifadesini kullanıyoruz. Evet, çeyrek kala veya çeyrek gece yani çeyrek ifadesini belirtmek için de quarter diyoruz. Peki şimdi birinci şurada birinci ifadeyi okuyalım. It is half past six yani saat altı buçuk diyor. Evet altı buçuk hangisiydi? D'ydi o zaman buraya evet, D'yi yazdık. Evet ikinci ifademiz it's ten to four. Evet dörde on var diyor. Bakın to kullanılmış. Evet dörde on var. Evet bu da A'daki saat gösteriyordu bunu da. Evet it's five o'clock. Evet, saat tam beş. Evet bakın yine o'clock kullanılmış. Evet bu da karşısına hemen C'yi yazdık burada da. Evet it's twenty five past Eight. It's twenty past eight. Evet. Sekizi yirmi geçiyor. Evet. Bu saati belirten resim de B'de gördüğünüz gibi. Evet. It's quarter past nine. Evet. Dokuzu çeyrek geçiyor. Evet. Buradaki ifadeyi belirtilen resimde de E'deki saat resmimiz oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi gayet e, kolay bir şekilde çözeceğinizi düşünüyorum ben de. Peki... <laughs> Şimdi diğer bölümümüze geçtik. E, write the meanings words under the correct pictures. E, evet, şimdi uygun olan resimlerin altına doğru kelimeleri yazacağız. Şimdi resim e, önce kelimelerimize bakalım. Evet, farm farm çiftlik biliyoruz. E, skyscraper e, gökdelen. Gökdelen yani çok büyük bina. Evet, village village köy and evet, feed the animals e, hayvan hayvanları beslemek anlamına geliyor. Evet, traffic jam, evet, trafik sıkışıklığı, sıkışık trafik. Evet, city de e, şehir anlamına geliyor. Şimdi resimlerimize bakalım ve uygun kelimeleri beraberce yerleştirelim. Evet, birinci resimimizde bakalım. Evet. Bir kediyi besliyor bir e, çocuk. Evet, hangisi uyuyor? Feed the animal. Evet buraya yazalım o zaman. Evet feed the animal dedik. Evet ikinci olarak ikinci de binalar var. Bir tane araba var. Evet burada hangi kelimemiz uyuyor? Evet, city yani şehir. Bu da tamam. Evet üçüncüye baktığımız zaman burada da evet hangi kelimeyi yazmamız gerekiyor? Evet bakın şurada saman yığını görünüyor. Samanlık görünüyor. Viliç yani köy. Evet bunu da yazdık. E ee, şimdi devam ediyoruz. Az önce üçüncüye Viliç demiştik ama dördüncü resmimize baktık. Dördüncü resmimize baktığımız zaman Evet, village dördüncü resme uyuyor. Peki, üçüncü resim o zaman village gitti. Evet, üçüncü resim için hangi, kelime mi yaz, hangi kelimeyi yazmamız gerekiyor? Farm yani çiftlik. Ee, peki, beşe baktığımız zaman, evet, büyük bir bina var. Çok büyük, uzunca bir bina var. Yani e, sky scraper. Evet, bu da tamam. Ve son olarak da zaten... Evet trafik sıkışık bir trafik görünüyor gördüğünüz gibi resimde. Evet trafik cemi de ekledik. Evet bu bölümü de bu şekilde tamamladık. Peki şimdi dördüncü bölümümüzle yine resimli bir bölüm. Evet, resimli olması daha eğlenceli hale getiriyor tabii ki. Evet, şimdi bazı etkinliklerimiz var. Şimdi resimlerin altına etkinliklerin isimlerini yazacağız. Peki hangi etkinlikler varmış? Önce bir e, tek tek bakalım. A, run errands, a, run errands e, getir götür işi yapmak veya ayak işleri yapmak anlamına geliyor. A, take care of pet, e, evcil hayvanla veya işte evdeki hayvanla ilgilenmek anlamına geliyor. A, visit grandmother, evet büyük anneyi ziyaret etmek. A, wake up, uyanmak. A, play football, futbol oynamak. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Take folk dance courses, işte dans kursuna gitmek. Rest, dinlenmek. Do homework, ev ödevi yapmak veya ev işi yapmak. Go to bed, evet yatağa gitmek. Peki şimdi bakalım birinci resmimizde. Evet birinci resmimizde ne var? Birinci resmimizde bir kahvaltı yapılıyor. Bir kahvaltı resmi var. Evet ne yazacağız o zaman buraya? Evet have breakfast. Veya kısaca önündeki harfi de yazabiliriz. Evet, F diyelim buraya. Evet, have breakfast. Evet, ikinci resmimizde evet, büyük anneyi ziyaret eden bir çocuk var yine. Evet, neydi? Evet, visit grandmother. Evet, onu da yazalım. Visit grandmother. Evet. Evet, üçüncü resmimizde de bakın hamakta dinlenen bir kız çocuğu var. Ee, hangisine uyuyor? Rest, değil mi? Dinlenmek. Rest. Evet, dördüncü resimde bir kedimiz var, bir evcil hayvanımız var ve onunla ilgilenen bir kızımız var. O zaman ne diyeceğiz buraya da? Take care of pet. Peki... Evet Beşinci resimde de dans eden bir çift var. Ee, evet, halk dansı, e, halk oyunları kursu diyeceğiz buna da. Evet, halk oyunları kursu almak. Take, folk, dance course. Evet, bu da tamam. Evet, altıncı resmimizde zaten görüyoruz. Play football. Futbol oynayan bir erkek çocuğu var. Evet, play football. Da tamam. Evet 7. resmimizde de uyuyan bir yine kızımız var. Ee, hangi kelime? Evet go to bed. Go to bed. Evet 8. örnekte de e, çöpü döken bir çocuk var yine. Çöpü atan yani run errands. Evet bu tarz işlere run errands diyoruz. Yani ayak işleri, getir götür işleri dediğimiz işler. Evet dokuzuncu resmimize hangisi uyuyor? Do homework yani ev ödevi yapmak. Evet ve son. Evet bakın saatin alarmı çalıyor ve sabah olmuş o zaman. E, ne vakti? Uyanma vakti. Yani wake up dedik. Evet bu kısımda bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet yine resimli bir bölümümüz var ve son bölümümüz 5. bölümümüz. Peki şimdi verilen metne göre resimlerin altına tik veya çarpı koyun diyor. Peki şimdi alttaki metinleri önce bir okuyalım. şimdi birinci cümlede Aslan'ın sevdiği yiyecekler ve sevmediği yiyecekler hakkında bilgi verilmiş. Evet, birinci cümlemizi önce bir okuyalım. Evet, Aslan likes jam, omelet and fish. But she doesn't like cheese, muffin and orange juice. Evet bakalım Aslıhan e, reçeli, omleti ve balığı seviyormuş. O zaman reçele, omlete ve balığa önce bir tik koyalım. Evet şurada çilek reçeli var. Bunu seviyor. Ondan sonra omleti seviyor. Omlet burada. Ve balığı seviyormuş. Fakat e, peyniri sevmiyor. Muffin'i de sevmiyor. Evet, ve portakal suyunu da sevmiyor. Evet, şimdi sıra Elif'te. Bakalım Elif hangilerini seviyor, hangilerini sevmiyor. Elif likes cheese, muffin and orange juice. Evet, Elif likes cheese. Evet, peyniri seviyormuş Elif. Ondan sonra muffin'ı da seviyormuş. Ee, ve portakal suyunu da seviyormuş. But, fakat, she doesn't like jam, omelette and fish. Evet, o... E, reçeli sevmiyormuş Elif. Ondan sonra omleti de sevmiyormuş. Ve balığı da sevmiyormuş. Güzel. Evet, Furkan'da sıra. Furkan likes omlet. Evet, omleti seviyor. E, muffin, muffin'i de seviyor. And fish, balığı da seviyor. But, fakat he doesn't like cheese. jam yani reçel ve portakal suyunu. Sevmiyor. Evet Hasan e, Hasan likes jam, reçeli seviyormuş. Muffin and orange juice, but he doesn't like cheese, Peyniri sevmiyor. Evet omleti de sevmiyor ve balığı da sevmiyor. Evet son olarak Ayşe'ye geldik. Evet Ayşe likes cheese, Okay. omlet, omleti de seviyor and fish, balığı da seviyor. But she doesn't like jam. Evet, Rachel'i sevmiyor. Muffin, muffin'i de sevmiyor. And orange juice, portakal suyunu da sevmiyormuş. Evet, bu bölümle beraber yazılımızı tamamlamış olduk. Ee, umarım sizler için faydalı, yararlı bir yazılı olur. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın diyorum.